Selamlar. Geçtiğimiz günlerde kendimi ödüllendirmek istediğime karar verdim ve bunun en hızlı yolunu bulduğumu düşünüyorum. Bugün size kendime aldığım hediyeleri göstereceğim ve onları inceleyeceğiz. Kendime çok güzel bir hediye kutusu hazırladım. Aynı zamanda bu hediye kutusunu oluşturmuş olduğum siteden de size birazcık bahsetmek istiyorum. Gelin bakalım neler almışım kendime. Şimdi öncelikle kendine hediye alma konsepti çok fazla yaygın bir şey değil. Geçen gün şunu düşündüm. Sürekli olarak sevdiğimiz insanlara bir şeyler alıyoruz, hediye veriyoruz ama niye kendimize hiç hediye almıyoruz diye düşündüm ve sonuç olarak da kendime bir hediye oluşturmak istedim. Ben acayip kararsız bir insanımdır ve kendime hediye seçerken bile çok kararsız olduğum için bana aynı anda birden çok şey alabileceğim bir yer gerekiyordu. O yüzden de bu vesileyle Muhiku ile tanıştım. Kendime hediye hazırlarken dedim ki hakikaten birçok ilgi alanım var ve kendime bir hediye seçecek kadar kararlı bir insan da olamadığım için Muhiku'yu denemek istedim. Siz Muhiku üzerinden arkadaşınıza, sevginize, eşinize de hediye hazırlayabilirsiniz ya da benim gibi kendinize de bir hediye kutusu hazırlayabilirsiniz. Muhiku'nun içerisinde zaten ilgi alanlarına göre hazırlanmış hediye kutuları var. Ama siz derseniz ki ben kendim hazırlamak istiyorum. Sitenin içinde 600'den fazla farklı kategorilerde ürün var. İsterseniz kendinize seçip kendi hediye kutunuzu hazırlayabiliyorsunuz. Kutuyu göstermek istiyorum. Şimdi bunun içini açacağız. Neler var? Bakacağız neler seçmişim kendime. Birbirinden farklı şeyler seçtim bu arada. Ya bilmiyorum siz hediye konusunda nasılsınızdır ama ben hediyeyi çok özel kılmayı seven bir insanım. Yani mesela kendi ellerimle bir insana bir hediye hazırlamayı çok severim. Ya özelitçiye gidip böyle baskısını alacağım şeyler yapmayı falan da çok severim mesela. Böyle kişiye özel şakalı komik şeyler yapmayı çok seviyorum. O yüzden bu fikir de çok hoşuma gitti açıkçası. Hani böyle basic standart bir hediyeden ziyade ya da bir tane hediyeden ziyade bir insanın birkaç ilgi alanına hitap edecek hediye bulmak ve onları tek bir hediye kutusunun içine sığdırmak bana çok mantıklı geldi. Aynı zamanda ben ciddi bir hediye verme delisiyimdir. Böyle hediye vermek, sürpriz yapmak falan bunlara bayılıyorum. Bu arada böyle çok alelacele hediye almanız gerektiği durumlarda da şöyle bir kolaylığı var Muhiku'nun. Eğer İstanbul içinde yaşıyorsanız 12.30'a kadar verdiğiniz siparişlerde aynı gün içinde teslimat olabiliyor. Kutumuz şöyle çok tatlı, mavişli, pastel tonlu. Benim çok sevdiğim renkler. Kendime seçmiş olduğum ürünleri açıyorum. İnşallah hiçbir şey düşmez. Şöyle kendime bir kutu hediye doldurdum. Öncelikle şöyle bir tane epoksi bardak altlığı aldım. Ben epoksiyi çok seviyorum ya. Bilmiyorum siz seviyor musunuz ama epoksiden yapılan her şey benim ekstra ilgimi çekiyor. Ve hatta ben de epoksi yapmak istiyorum ama bir türlü vakit bulamadım. Kendime şöyle bambudan aynı zamanda taşınabilir kesesi de olan bir bambu pipet aldım. Plastik pipet kullanımı gerçekten dünyayı mahveden bir şey. Kendimi birazcık motive etmek için bu konuda ve plastik pipet kullanmamak için kendime böyle güzel bir bambu pipet aldım. Bir de şimdi soğuk kahve içiyoruz tabii yaz olduğu için. Sürekli olarak pipet geliyor. Böyle bir bambu pipet alarak yanınızda bunu taşıyarak pipet kullanımınızı azaltabilirsiniz. Aynı zamanda bir adet de bunları hep görüyordum internette ve çok istiyordum almak bir tane kendime. O yüzden Muhiku'da görünce dayanamadım. Şöyle bir tane Hindistan cevizi kasesi. Hindistan cevizinden yapılan bir kase. Şöyle bayağı bildiğiniz yarım bir Hindistan cevizinden yapılmış. %100 doğal yani dokusu falan inanılmaz güzel. Ben bunun içine çok güzel granolalar falan yapmayı planlıyorum. Güzel bu. Şuna bakın ya. Çok tatlı. Bakın bulaşık makinesine fırına ve mikrodalgaya koyulmaması gerekiyormuş. Aklınızda bulunsun. 10-15 kullanımda bir Hindistan cevizi yağı ile temizlemek gerekiyormuş. Ben bunu atmayayım. Bu önemli bir not. Bu da dursun bunun yanında. Ben çünkü kesin makineye falan atarım salak gibi. Çok güzel çay çeşitleri vardı Muhiku'nun içinde. Ben de o yüzden dedim ki bir tanesini deneyeyim. Şöyle göstereyim. Lady Grey diye bir çay. Kutusu falan çok tatlı. Şöyle çayı da şöyle görebilirsiniz. Çayın nereden geldiği, nasıl yapılabileceği, nasıl tüketilebileceği gibi şöyle bir kartıyla beraber geliyor. Bu açıklamaları çok sevdim çünkü insanlara Muhiku'nun içinden seçip yollayacağınız hediyeler arasında ulan bu ne diyecekleri hediyeler de olabilir. O yüzden böyle açıklama kartlarının olması bence çok güzel olmuş. Ha, çok güzel, çok hoşuma gitti. Bu çayı da demleyeceğim. Bunun tadını gerçekten çok merak ettim ve burada hep beraber deneriz ve yorumlarımı paylaşırım diye açıkçası istedim. Patti Smith diye bir markanın kurutulmuş çilekli dışı %55 bitter çikolata kaplı drajesi. Çikolatalar bu arada el yapımıymış. Şimdi bunu ben denemek istiyorum daha fazla konuşmadan. Üf, çok iyi kokuyor. Şöyle göstereyim. Çok iyi. Ben mesela çikolata ile portakal ve üzüm asla sevmem ve asla yemem. Bilmiyorum siz ne seversiniz ama benim çikolata ile tolere edebildiğim tek meyve sanırım çilek. O yüzden bunu seçtim. Sanıyorum portakallısı falan da vardı hani sevenler varsa diye söylüyorum ama
Bu müthiş olmuş. Şu an beni bu boostladı. Evet, devam ediyoruz. Bu arada Muiko'da bir sürü çok güzel mum vardı. Aralarında seçim yapmakta acayip zorlandım. Ben bir mum bağımlısı olduğum için belki biliyorsunuzdur daha önceki videolarımda. Evde mum yaptım falan, çok bahsettim bundan. Evde mum yapmaya, mum almaya ve onları kıyamadığım için yakamamaya bağımlıyım diyebiliriz. Şimdi burada da bunu koklayıp hemen yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Yade diye bir marka. Umarım Yay diye okunmuyordur çünkü Yade diye okudum yani. Dışı beton, çok hoşuma gitti. Hani bunun içindeki mum bittikten sonra ben bunun içine başka bir mum yapar koyarım diye de düşünerek açıkçası aldım. %100 soya mumu bu arada, parafin falan değil. Ve sandal ağacı kokuyor. Ben çok severim odunsu kokuları ve sandal ağacı da en sevdiğim kokulardan bir tanesidir. Yandığında böyle çıtır çıtır bir ses çıkartıyor. Çok seviyorum onu. Ve aynı zamanda da birazcık daha fazla yandığı için daha güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor. Bunu 2 ay falan muhtemelen kıyamayacağım için bir kenara kaldırıyorum şimdilik. Ve kokulardan devam ediyorken bir tane daha koku aldım. Muhiko'da en çok tercih edilen kokulardan bir tanesi oda kokuları arasında ormandı. Ben de onu da yine sandal ağacı almayayım artık, hani mumu öyle aldım diye bunu tercih ettim. Bu arada geçen şunu öğrendim ki yani aslında daha önce biraz düşünsem de mantığını kurabileceğim bir şeydi ama bu çubuklardan ne kadar fazla koyarsanız o kadar fazla koku yayacağı için eğer salonunuz küçükse ya da daha küçük bir yerde kullanacaksanız içinden çıkan bütün çubukları aynı anda kullanmayın gibi bir öneri aldım. Paşa Bahçe'nin bir ürünü bu arada. Şu şekilde göstereyim şişesini. 120 mililitre. Bunlar bayağı da uzun süre gidiyor bu arada. Az önce anlattığım o çubuk meselesini dediğim gibi yaparsanız, az çubuk kullanırsanız çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Of, çok güzel kokuyor. Böyle hafif bir erkek parfümü gibi. Pino vardır, Pino bilir misiniz? Eskiden beri babalar falan çok kullanırdı. Çam ağacı şişesi şeklinde bir parfüm. Biraz onu andırıyor ama ondan çok daha güzel bir koku, hafif bir freshliği de var. O full çam ağacı kokar mesela. Muhteşem kokuyor. Bundan kesinlikle alın. Bayıldım. Şuraya koyuyorum. Ve son olarak iki tane ürün daha göstereceğim size. Bunlar Muhiko'nun kendin yap paketleri. Böyle kendin yap parantez içinde DIY içeriklere ilgisi olan arkadaşlarınız varsa onlar için de çok güzel kitler yapmışlar. Ben kendime iki tane deneyim kutusu seçtim. Sabun bazı deneyimi ve çimento deneyim. Biraz da burada hep beraber yapalım, deneyelim, görelim istediğim için bunlardan sipariş verdim. Burada böyle açıklama kartları da var nasıl yapacağınızla ilgili. Evet, öncelikle sabunla başlıyoruz. O kadar heyecanlıyım ki şu an bir DIY queen olduğum için bunları deneyimlemek beni ekstra heyecanlandırıyor. Şöyle bir sabun bazı çıkıyor paketin içinden. Bunun içinde eriteceğim. Tavsiye olarak küçük parçaları bölerseniz daha rahat edersiniz yazıyordu kartta. O yüzden ben şöyle bunları birazcık bölerek atacağım ki daha hızlı erisin. Şimdi sabunlar için şöyle iki tane esansiyel yağım var. Onları kullanacağım. Biri sedir yağı, bir tanesi de nane yağı. Bir de kartta hani bazı kuru yapraklar falan varsa koyabilirsiniz yazıyor. Ben de şöyle adaçayı yaprakları var. Bunlar da çok güzel kokuyor. Birazcık da onları koyacağım içine. Paketten bir de şöyle bir kap çıkıyor sabun kalıbı için. Ama ben bunu kullanmayacağım. Şöyle bir tane kalıp buldum evde. Normalde bu benim buz kalıbım. Şöyle kapattığınızda aslında top şeklinde 4 tane buz çıkıyor. Buradan meme ucu gibi gözüküyor. Ben bunların içine sabunları yapmak istiyorum. Şunun içine birazcık ada çayı koymak istiyorum. Evet, şimdi kendimi yakmadan bu sabun bazını alacağım. Şimdi yarısını şu kaba dökeceğim. Buna nane yağı koyacağım ilk etapta. Wow, biraz fazla koymuş olabilirim. Yardımcı kullanmam lazım burada. Yoksa ortalık biraz yıkılacak gibi. Evet, taştı. Yani zaten benim bunu failsiz yapmam çok da olası değildi. Evet, şimdi az önce görmüş olduğunuz işlemi bu sefer sedir yağı kullanarak, şöyle daha önce gösterdiğim sedir yağından, ya şu sabunu birazcık dökmeseydim daha yeterli gelecekti ikinciye ama ikinci tam olacak gibi gözükmüyor. Yani umarım olur. Yani sabun dediğiniz şeyin zaten illaki şekli bozulacağı için. Şimdi ben bunu böylece buzluğa atıyorum. Birazcık bekleteceğim. Donduktan sonra sizinle sonuçlarını paylaşacağım. Hazırsanız sizinle sabunumu paylaşmak istiyorum. İnşallah çıkar bu arada kalıptan. Bakın şöyle göstereyim, şu tam olan nane yağından yaptığım çok güzel olmuş. Yağ basmışım, naneli olan burnumu açtı. O kadar fazla kokuyor. Hiç
çıkarsın be. Ama bir türlü şunun içinden çıkaramadığım için size gösteremiyorum. Kafayı yiyeceğim şu an. Mum yapmaktan 1000 kat daha kolay bu arada. Ve kesinlikle bundan sonra sabun yapacağım yani. Çok sevdim sabun yapma işini. Ama sanırım silikon kalıp daha doğru bir opsiyon olabilir. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Buradan da göstereyim ikisine. İşte bir tanesini kenara koyuyorum. Hemen bir el köpürtme testi yapalım. Bayağı da güzel köpürüyor. Üf, çok beğendim bunu. Orada mıyız? Oradayız hocam. Burası ben ekran. Geldim. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çimento yapamayacaktım çünkü birkaç YouTube videosu izledim ve büyük bir kalıbın içine küçük bir kalıba oturttuktan sonra o aradaki boşluğa tabii çimentoyu hazırlayıp dökmek gerekiyormuş. Ben şimdi şöyle küçük bir saksı bulmuştum. Onun için yağladım. Çünkü YouTube videolarında yine böyle yapıyorlardı. Küçük bir tane de saksımız var. Onu da etrafını streçledim. Çünkü yine öyle yapıyorlardı. Açıkçası şu dakikadan itibaren YouTube'daki her şeye güvenmem gerekiyor. Çünkü hiç bilmediğim bir alanda bir şey yapıyorum şu an. Bunun sonucu muhtemelen bir iki güne çıkar. Sizinle zaten videonun içinde bir yerde paylaşırım. Çünkü çimento birazcık zor kuruyan bir madde. Şimdi şurada 230 gramlık bir çimentomuz var. Daha mumluk bile olabilir aslında. Çok uzun olmayacağı için. Şimdi şu kadar bir harç yaptım. Yeterli olacak mı bilmiyorum. Ama deneyip göreceğiz. Ups, kaydı. Bunun üstüne ağırlık lazım. Evet, çareyi shot bardağında bulduk gibi gözüküyor. Yukarı çıkmazsa beni çok mutlu edecek. Görüntüsü şöyle bir şey, çok da oynatmak istemiyorum ama bu herhalde bir iki gün kafadan bekleyecek gibi duruyor. Çünkü ben biraz sulu yapmışım gibi hissediyorum. Umarım son hali paylaşılabilir bir şey olur. Eğer paylaşılamaz bir şey olursa da zaten burada yine bütün fail'larımı paylaştığım gibi onu da paylaşırım. Evet, bugün kendime aldığım birbirinden güzel hediyeleri gördük ve inceledik. Eğer siz de Muyku'yu kullanarak kendinize ya da sevdiklerinize bir hediye almak isterseniz 40 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli. 15 liralık indirim kodunu da buraya bir yere yazıyorum. Aynı zamanda açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Videoyu kapatmadan bir tane daha çilekli çikolatadan yemezsem olmayacak sanırım. Ta ağzıma atayım. Sabun falan derken kan şekerim üstü. O yüzden ürünleri incelemekten ve deneyimlemekten çok keyif aldım. Ve aynı zamanda kendime böyle bir hediye kutusu yapmış olmaktan dolayı da açıkçası ekstra keyif aldım. Ben bunu yılda birkaç kere kendime yapmayı düşünüyorum. Seçmiş olduğum bu ürünlerden siz olsaydınız hangilerini alırdınız kendiniz için? Onu çok merak ettim. Aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.